Deri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bitkisel ürünler nelerdir? Evet. Deri hastalıkları bilindiği gibi çok çeşit çeşit deri hastalıkları var. Bunlardan en önemlileri sedef, ekzema, seborik eksem dediğimiz yağlı eksema, atopik eksem, alerjik eksema, evet, akne, normal bildiğimiz sıradan basit aknenin haricinde bir de bazı insanların koltuk ve kaslıklarında akne inverse veyahut da halk arasındaki ismiyle ter bezi iltihabı, eski ismiyle de köpek memesi. Köpek memesi. Çıban değil ama değil mi? Çıban gibi köpek memesi denir. Çok çok yoğun birkaç tane aknenin bir araya gelmesiyle oluşan çok ağır bir rahatsızlık. Kişi ameliyat olsa dahi o bölgeyi doktorlar kazıyıp alsalar dahi etrafından yeniden çıkıyor. Tedavisi yok. Yıllar önce Almanya'da Ömer isimli bir genç bana geldiğinde kasıklarında, koltuk altında akne inverse doktoruna gidiyor. Doktoru diyor ki bu Türk hastalığı. Diyor ki ya Türk hastalığı diye bir şey mi var? Nereden çıkarıyorsun bunu? Çünkü Türkler bir, siyah çayı içiyorlar, bağırsakları kurutuyor. İki, aşırı peynir tüketiyorlar, asidoza sebep oluyor, iltihapları azdırıyor. Üç, beyaz undan yapılan ekmek yiyorlar. Dört, tatlı yiyorlar. Yani yanlış beslenme mantarı besliyor. Bu da bu nedenle Türklerde bu hastalık çok yaygın. Dedim doğru söylüyor doktor. Ben de aynısını söylüyorum. Yani yanlış beslenmeden ile bağırsaktaki mantarlar çoğalıyor. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonlu maddeler bağırsak florasını bozuyor. Faydalı bakteriler azalıyor, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Bunların üretmiş olduğu toksik maddeleri karaciğer arıtmaya çalışıyor. Karaciğer aynı iski gibi diyelim. Arıtma tesisi var. Sular nasıl arıtıyorsa iski, bağırsaklardan gelen toksik maddeyi de karaciğer arıtmaya çalışıyor. Neyle arıtacak? B6, B12 vitamini ve folik asit. Aşırı vitamin harcıyor toksik maddeyi arıtmak için. Zamanla vitamin yetersizliği ortaya çıkıyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Karaciğer yağlanıyor. Ne oldu? Enzim oranı azaldığı için çeşit çeşit deri hastalıkları. Mesela sedef. Sedefle ilgili yıllarca dediler ki işte hücre yenilenmesi sırasında kreatin denen bir protein yetersizliğinden ortaya çıkan bir durum. Fakat İtalyan asıllı Doktor Simoncini 30 yıl sedef üzerine araştırma yapmış. Yapmış olduğu araştırmalarda sedefin sebebinin mantarlar olduğunu belgeledi. Mantardan kaynaklanıyor. Fakat Doktor Simoncini'nin teşhisi doğru, tedavisi çok çok ağır, adeta bir işkence gibi. Neden? Çünkü diyor ki sodyum bikarbonatı içeceksin. Bu karbonat değil ama sodyum bikarbonat farklı. Hı hı. 15 dakika sırt üstü yatacaksın. 15 dakika sağına yatacaksın. 15 dakika sonra yatacaksın. 15 dakika ağız üstü yatacaksın. Bunu günde 4 defa tekrar edeceksin. Geçti zamanın bütün sodyum yani bikarbonatı içip sağa sola sırt üstü ağız üstü yatmakla. Yani bugün modern hızlı yaşamda bunu uygulamak mümkün değil. Bir, iki, kana karıştıkça etkisi azalıyor ürünün. Üç, yani bir işe yaramıyor yani. Özellikle çalışanlar için yapılabilecek bir şey değil. Evet. Kesinlikle. Şimdi bu benim yazmış olduğum 3 ciltli kitabın aloe vera ile ilgili bölümde şöyle diyor. Klinik araştırmalar. Linus Pauling Enstitüsü aloe vera ile ilgili klinik araştırması yapmış. Klinik araştırması sonucunda Kaliforniya'da Linus Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu araştırmada bağırsaktaki mantarları en doğal ve en kısa yoldan yok edebilen tek ürün aloe vera. Bağırsaktaki mantarı yok ediyor. Evet. Ve bağırsaktaki mantarlar yok olursa alerji, deri hastalıkları, eksema, sedef, seborik eksem, atopik eksem, akne inverse kendiliğinden yok oluyor. Klinik araştırması var. İki, 1973'te Mısır'da yapılan klinik araştırmasında aloe veranın akneyi, eksemayı iyileştirdiği belgelenmiştir. Üç, yine Mısır'da yapılan araştırmada bazı insanlardaki şeker hastalığından dolayı
iyileşmeyen yaralar olur. Evet. Ülserler. Hı hı. Baldırlarda, bacakta, ayakta, hatta ayak baş parmakları yavaş yavaş kangrene dönüşür. Allah hı hı. korusun. Allah. Parmağını, hatta ayağını kaybedenler bile var. Evet. Şimdi bununla ilgili yine klinik araştırması yapılmış. Aloe vera'nın bu tür rahatsızlıkları tedavi ettiği belgelenmişti. Fakat günümüzde aloe verayı üretenler maalesef nasıl üretiyor? Bu aloe veranın içerisindeki jeli, şu sıvıyı jel gibi, aynı krem gibi alıyorlar. Kazanlarda kaynatıyorlar. Hı hı. Kaynattığı zaman birleşimdeki vitamin, mineral, amino asit, enzim yok olur. Etkisi azalıyor. Aloe verayı doğal üretmek gerekir. Doğal üretmediğiniz zaman bunun etkisi %100 ise %20'ye düştü. Dünyanın hiçbir ülkesinde aloe vera doğal üretilemiyor. Neden üretilemiyor diyorsanız? Evet. Çünkü aloe veranın birleşiminde aloin denen bir madde var. Aloin ishale sebep oluyor. Doğal üretseler vatandaş ishal olacak, kullanmayacak. Doğal üretemeyecekleri için de haşlıyorlar, kaynatıyorlar, bir sürü işlemden geçiriyorlar. Artı en sonunda 20 çeşit kimyasal madde katıyorlar. Ben tam 19 yıl önce bununla ilgili araştırmalar yapmaya başladığımda birçok dostumla reçeteler aldım, uyguladım ama başaramadım. 19 yıl sonra başarabildim.